Buyurun. Evet İsmail. Evet güzel bir akşam Bihter Galatasaray'ı. Neler söylemek istiyorsun? Valla merak içindeyiz. Uzun zamandır Metin duyuyoruz filmi. Gerçekten. Çok güzel bir film olduğuna, çok güzel bir proje olduğuna eminim inşallah. Herkes aynı şekilde memnundu. İyi bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Eski Bihter de hafızalara kazındı. Kesinlikle. Siz neler düşünüyorsunuz? Acaba bir kıyaslama yapılırsa yapın. Kıyaslamaya gerek yok bence. Hepsi farklı projeler. Oynayanlar farklı. Eminim bu da çok güzel bir proje oldu. Emeği geçen herkese şimdiden ellerine sağlık. Siz nasıl neler yapıyorsunuz? İyi valla. Dün akşam benimle yeni oyunumun galası vardı. Karanlık Tanrı'na yeni oyuna başladık. İkinci oyun. Keyifli geçiyor. Çok yorgun geçiyor. İki oyunu üst üste oynuyorum çünkü. Onun dışında bir yoğun tempo söz konusu şu ara bende de. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Güzel. Farklı bir projeler. O yüzden de her oynayan farklı bir şey katmıştır diye düşünüyorum. Bence ikisini birbirine çok da karıştırmamak lazım. Farklı dönemde çekilmiş farklı işler. Eminim bu da onlar kadar ses getirecek bir proje. Bu projede siz olsaydınız hangi karakterde olmayı tercih ederdiniz? Demin aynı şeyi Danla'larla konuştuk. Evet tabii ki Bihter dedim yani. Çünkü çok güçlü bir karakter ve gerçekten eminim oynaması da çok keyifliydi. Yani muhtemelen Bihter olmayı tercih ederdim. Uzun zamandır da göremiyoruz. Yeni projelerden de bahsedelim birazcık aslında. Neler bahsedelim. Yapacaksınız? Yeni bir çalışma içerisinde olduğunuzu da biliyorum. Evet, evet. Karanlıkta Komedi yeni oyunumuz. Hannes Karis oynadı. Şimdi Karanlıkta Komedi. Dün akşam galamız vardı. İkinci hayırlı oyunu olsun. Da artık teşekkürler. Sahnelemeye başladık. Yoğun geçiyor yani. İki oyun arasında koşturuyoruz. Bu arada gelen tatlı projeler var. Onları okuyoruz. Bakalım yoğun şekilde koşturuyorum aslında. O zaman birazcık özel hayatınızı sormak istiyorum size. Biliyorsunuz ki çok yorumlar yapıldı ilişkiniz hakkında. Aldatıldığını söylendi, davalar olduğu söylendi. Ama sizin ağzınızdan bu zamana kadar da çok da fazla bir şey çıkmadı. Bana bu işin aslı astarı nedir aslında? Yani o işin aslı astarı bize kalsın. Çünkü bizim 7 yaşında bir oğlumuz var ve biliyorsun artık okuma yazma biliyor. Evet. O yüzden bu konu hakkında çok da konuşmayı doğru bulmuyorum. Olduğu zaman herkes duyuyor zaten. Kimseden bir gizlimiz saklımız da olmadığı için. Kalan konularda beni çok bağlayan konular değil. Muhatabı da ben değilim bunların. Hayır, muhatabını bulduğunuzda sorun. Son olarak şunu sorayım. İhanet oluyor doğru mu efendim? Sizin için zor da bir durum aslında baktığımız zaman ama. Bence de. Çok da cevap verecek bir şey yok bu konuda. Yani herkes iyi olduktan sonra her şey çözülür. O zaman dava aşamasını soralım efendim. Hangi aşamada dava? Aşama. Aşamada dava diyorsunuz. Bunları da konuşamıyoruz. Aynen. Peki Zeynep Hanım çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şey yapalım bir saniye. Abi olabilir.